Çatladı, çatladı, yumurta çatladı, yumurta çatladı, çat diye çatladı, çat diye çatladı. Bir şey oldu mu? Bir şey oldu mu? Yumurta çat diye çatladı, Tarık çat diye. Neden dışarı çıkmıyor? Sandık Pırdino'nun evidir. Pırdino mu? Pırdino ne ki? Yumurtanın içindeki şeyin adı olmalı. Sandığı bulmamız lazım. Yani piknik alanına gitmemiz lazım. Bunun adına macera derler. Ben hazırım. Kaybolursak ne olacak? Seni nasıl bulacağız? Nasıl haberleşeceğiz? Haklısın. O zaman piknik alanına yarın gidin. Sizin için bir şey yapmalıyım. Patron, çok zekisin. Kimse bizi bu kıyafetle tanımaz. Şimşek Çakar, zekanın en yakın adresi. Nasıl bulacağız kimin aldığını? Ya bulamasak? Senin için başarısızlık bir hayat tarzı olabilir. Bazı insanların başarıdan başka hiçbir seçeneği yoktur. Mesela ben. Bak bana. İyi bak. Hiç başarısız olduğumu gördün mü? Hiç görür müyüm patron? Aferin Çıvgın. Asla ama asla göremeyeceksin. Yürü. Dur, nereye geçiyorsunuz? Söyleyin bakayım, temizlik için mi geldiniz? Evet, çok temiz insanlarız. Temizlikten şaşmayız. Ama temizlik görevlimiz var zaten. Beni kandıramazsınız. Kül Yutmaz Rıfat benim adım. Hayt, bak bakayım gözlerime. Temizlik derken yanlış anladınız Kül Yutmaz Bey. Biz bu kömürleri temizlemeye geldik. Okulun manzarasına zarar vermiyor mu bu görüntü? Kömürleri taşımaya geldiniz yani. Ne duruyorsunuz? Hadi işinizin başına hadi. Hadi iş bekletmeye gelmez hadi. Çabuk başla. Başla. Aferin. İşte oldu. Bunları takın. Nasıl? Yakıştı mı? Biraz uzağa gidin. Beni duyabiliyor musunuz? Bileklik konuşuyor. Bileklik değil, ben konuşuyorum. Bunlar sayesinde haberleşeceğiz. Çok havalı. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bu arada gideceğiniz yeri kırmızıyla işaretledim. Servisim geldi. Akşama görüşürüz. Çok dikkatli olmalısınız. Görüşürüz Tarık'cığım. Hadi canım, hadi. Bittim ben patron. Son gücüme kadar kullandım. Ne olur biraz yardım etsen. Olmaz. Şimşek Çakar çalışmaz. Ben niçin define arıyorum? Çalışmamak için. Çalışacaksam niçin define arayayım? Mantığımın keskinliğini hissedebiliyor musun Çıvgın? Ben de define arıyorum. Ben neden çalışıyorum patron? Hiç senin mantığınla benim mantığım bir olur mu? Olmaz mı? Olmaz tabii şaşkın. Benim biraz araştırma yapmam lazım. Bu anahtarı kim almış olabilir? Ah! Patron! Patron! Benim gitti. Sansar ne yapıyorsun? Yürüyorum Porsuk. Nerede yürüyorsun? Tam önünde yürüyorum. Şunu keser misin? Sandığı bulmaya çalışıyorum. Çok ama çok gizli bir görev peşindeyiz. Bilinmeyen bir ormandayız. Her an karşımıza bir ayı çıkabilir. Yapmasana. Zaten korkuyorum. Sansar. Ne? Korkma. İşte geldik. Ama sandık yok. Biri onu almış olmalı. Tarık'a söyleyelim. Tarık beni duyabiliyor musun? Alo, Porsuk'tan Tarık. Tarık. Öğretmenin verdiği ödevleri yaptın mı? Evet yaptım. Ben bazı soruları çözemedim. Bana yardım eder misin? Saatin ışığı yanıyor. Ben birazdan dönerim. tek bu sınıf kaldı patron. Ne duruyorsun? Araştır bakayım. Bir ipucu bulabilecek misin? Hiçbir şey yok patron. Zaten bulsan şaşarım. Bulsan şaşarım. Beceriksiz. Git köşeye tek ayak üzerinde dur. Bak bir de duruyor. Çık dışarı dedim. Çık. Dinliyorum Porsuk. Ne oldu? Sandık yok. Galiba biri onu almış. Kim almış olabilir ki? Etrafı dolaşacağım. Belki bir ipucu buluruz. Tamam. Çıvgın, bu çocuk çok tuhaf. Kiminle konuştu o? Çocuk işte patron, oyun yapıyordur. İyi düşündün. Oyun oynuyor. Çocuk ne yapar? Oyun oynar. Adı üstünde çocuk. Nereye gidiyorsun he? Nereye gidiyorsun? Kömürleri taşımam lazım. Kovulmak istemiyorum. Kovulmak üzüyor beni. Seni bir üzerim Çıvgın. Kovulmaktan beter olursun. Gel buraya çabuk. Etrafa bir göz atıp eve dönelim. Porsuk bak, orada bir şey var. Ah, neden bu yıldızı ben bulamıyorum? Hep geç kalıyorum, hep geç. İpucu olabilir mi dersin? Bilmem ki küçük dedektif. Olabilir mi? Hadi eve dönelim. Çocuklar, bu sorular yarına kadar çözülmüş olsun. Test çok zor. İstersen sana yardım edebilirim. Çok iyi olur. İçimden bir ses, bu çocuk sıradan bir çocuk değil diyor. Sence bu yıldız ne işe yarıyor Porsuk? Bence yıldızlar parlamaya yarar. Ay! Bir de bize yaramazlık yapmayın der. Şu odanın haline bak. Pırdino kaçmış. Ne? Hemen onu bulmalıyız. Evde fırtına çıkmış gibi. Aa, bunu siz mi yaptınız? Tarık. Yumurta çatlamış. Ortalığı bu hale Pırdino getirmiş. Nereye gitmiş peki? Evde yok. Kaçmış. Onu hemen bulmalıyız. Çabuk. Pırdino. Pırdino. Neredesin? Onu nasıl bulacağız? Daha neye benzediğini bile bilmiyoruz ki. Dinozora benzer bir şey gördüm. Dinozor mu? Dinozor mu? Bak! Tarık! Bekle Tarık! Aa! Gözlerime inanamıyorum. Gerçekten de bir dinozormuş. Kolay gelsin Hayri abi. Sağ ol Tarık'cığım. Nasılsınız bakalım? İyiyiz, iyiyiz. Bir şey ister misiniz? O zaman size benden birer elma. Ha? Görüşürüz Hayri abi. Elmalarım nerede? Pırdino! Pırdino neredesin? Pırdino da kim? Gördüğün dinozor. Adı Pırdino. Peki bunlar kim? Sansar ve Porsuk. Benim dostlarım. Of! Nereye gitmiş olabilir? Bir dinozor aradığımızın farkındasınız değil mi? Tarık bunlar konuşuyor. Memnun olduk canım. Her şeyi açıklayacağım Ela. Her şey Sansar ve Porsuk'un peşimden gelmesiyle başladı. Onları burada, İstanbul'da görünce çok şaşırdım. Çiftliğe geri dönemeyecekleri için benimle kaldılar. Bir gün okul arkadaşlarımla pikniğe gittik. Porsuk ve Sansar da peşimden gelmişler. Onları eve dönmeleri için ikna etmeye çalışırken ormanda sandığı bulduk. İnanmayacaksın ama o an zaman durdu. Kimse kıpırdamıyordu. Derken sandıktan bir yumurta çıktı. Yumurtadan da Pırdino. İşte böyle. Şimdi Pırdino'yu bulalım, tamam mı? Aa, bak orada. Pırdino olamaz. Uçacak sanırım. O da bebek, uçamaz ki. Pırdino sakın yapma. Pırdino dur, dur yapma.